Anatolia. Tık. Aa, benim Vallahi anneciğim. videoyla karşınızdayım. Ay, başımıza geleni bir duysanız. Şu an bugün günlerden Çarşamba öğlen 1:30. Efendim, izin günüm iyiydi, hoştuk. Normalde biz bugün açık havada bulunan bir alışveriş merkezine gidecektik, Meksika sınırında. Bahar, annesi vesaire alışveriş yapacaktık. İyi, hoş. Annem tabii ki de gelecekti. Fakat hava gördüğünüz üzere birazcık yağmurlu ve açık hava alışveriş merkezine gidemedik. Baharlarla programımızı iptal ettik. Fakat evde oturmayalım dedik. Laura da teyze bir şeyler yapmak istedi. Nitekim yapacağız. Bu esnada annem dedi ki, Bilgen saçını boya. İyi, hoş. Annemin saçını boyarken böyle bitmeye bir 15 dakika kala elektrikler kesildi. Fırtınadan ötürü dışarıda fırtına var. Ve SDG'yi, buradaki elektrik dairesi mi oluyor? Onun internet hesabına girdiğimde 5'te geri geleceğini duyduk. Elektriklerin harikaydı ve annemin saçı boyanmıştı. Yani artık bunu geri alma imkanımız yoktu. Karanlıkta telefonun flashlight'ının ışığıyla boyadım artık. Yani kötü boyamışsam tek sebebi odur. Asla başka bir şey olamaz. El beceriksizliği falan asla kabul etmiyorum. Her neyse. Yalnız bizim elektriğimiz, buradaki evlerde şofben vesaire yok. Ne derler? Merkezi ısıtma ve o da sanırım ya elektrikle ya gazla. Yani sıcak su yok evde. Annem de bu havada soğuk suyla yıkanacaktı normalde maalesef. Kettle'la ısıtayım desem o da elektrik. Tüp yok evde. Tüplü bir şey kullanmıyoruz. Her neyse. Garibim soğuk suyla yıkayacaktı. O esnada kayınvalideme mesaj attım. Dedim, sizde elektrik var mı? Var bizde, ne oldu dedi. Durumu anlattım. O da dedi, gelsin burada duş alsın. Şimdi anneciğim oraya gidiyor. Yani ben zaten kayınvalideme gidecektim Anatolia'yı almaya. Ama biraz daha erken gidiyoruz. Annem kayınvalideme duş alacak. Kayınvalidem sağ olsun. Dedi, hiç öyle şey olur mu? Kadın soğuk suyla niye yıkansın? Gelin burada yıkanın dedi. Annem ama gider gibi topladı eşyalarını. Şimdi gideceğiz. Annem yıkanacak. Diye. Annemin şanssızlığı maalesef. Size göstermeyeceğim annemi. Çünkü göstermek istemiyor. Böyle bir olay yaşadık ama. Şimdi gideceğim. Annem duşunu alacak. Saçını yıkayacak. Sonra Anatolia'yı alacağız. Kayınvalidem gelmek istemediğini söyledi. Onu da davet ettim ama istemedi. Sonra Laura teyzeyi alacağız. Ve sonra burada China China diye bizim gibi çok sevdiğimiz bir yer var. Orada öğle yemeği yiyeceğiz. Daha sonra ya sanırım Marshalls'a gidip bakınacağız ya da Walmart'a ya da ikisine de birden gidip bakınacağız. Son anda bir plan değişikliği olmazsa şimdilik planımız bu. Bundan ibaret. Bugün annemle o kadar derin, o kadar uzun sohbetler ettik. Onun geçmişi hakkında, az önce benim için hayatımda maalesef çok kötü travma olarak gördüğüm bir şey hakkında. Ben böyle ağladım falan. Bir yandan makyajımı yaptım, bir yandan ağladım. Bilmiyorum, belli oluyor ama. Böyle derin sohbetler ettik. Öyle. Ay, araba kullandım çünkü gariban annem kafasında boyayla bekliyor. Gidiyoruz. Şöyle bakın, biz kimle kavuştuk? Sevgilimle. Kenar kesiyorum. Kendimi katıyorum. Say hi to my friends. Hello. Hello. Kırmızı yerine basmaya çalışıyorsun değil mi? Dünya mısın? Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Say thank you. How do you say thank you? Teşekkür ederim. Aşkım. How do you say yellow? Mavi. Oh, that's blue. I even know that. Seriously, she knows it too. How do you say yellow? Sadu. 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 Sarı diyemiyor, sadu diyor. Hemen let's do ghost. Okay, let's do ghost. Biz Snapchat'e gidiyoruz. Sorry. Maşallah geldik. Evet. Bence saçını çok güzel boyamıştım anneciğim. Evet, evet. Ellerime sağlık. Gerçek evet, bir kuaförüm. Anatolia uyudu. Onu koyduk buraya. Yerde ıslak. Sonbahar yaprakları. Ve tatlı bir sonbahar. Evet, bugün hava soğuk. Azıcık dondum. Kızlar şimdi yemek yemeyin. Yani Anatolia uyudu, uyandı, huysuzluğu üstüne ve aç. Ona telefonumu verdim. Oyunuz görüyorsunuz, esniyor bir yandan. Burada Laura da teyze, burada anneciğim. Hava bugün buz, donuyoruz. Hey. Yandaki masa içeceklerini devirdi şu an itibariyle. Neyse, bize ne? Birazdan yemeklerimiz gelecek ve biz afiyetle yiyeceğiz. Ay anneciğim, 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 sevgilim. Kurban olayım elinde koluma. Aşkım. When you have time, when you're coming with food, can you please bring some ponzu? Yes. Thank you. I appreciate it. Fıstık. Fıstık. Bu salata anneciğim, bu çorba. Bu çorba. Yes. My salad. Do you like the salad? Is she like you? Oh, well, oh, I don't know. She might. Ben salatamı Laura teyzeye verdim. Çorbamı Anatolia'ya vereceğim. Biraz soğuyunca. She can have my soup. I know, it's yummy. Yummy. It's hot.
yedin mi çorba sandviçim? Döne bakalım. Yok, daha önce yemiştim galiba sandviçim. Ama şeydi galiba. Ya aynı mı? Tat mama. Ha? Şimdi bir şey çorbası demiştim. Evet anneciğim, Japon çorbası. It's hot mama, I'm going to give you, yeah, I will. Evet, içmiştim ben daha önce. Güzel mi? Fena değil yani. Fena değil, Ankara'yı çok seviyor. En azından sıcak. Evet, afiyet olsun. Biz bunu soğutmaya çalışıyoruz şu an. Benim sevgilim büyüdü de çorbasını kendi içiyor, inanabiliyor musunuz? Bless you. İyi, kocaman kızım. Anneciğim, is it good soup? İçinde tofu var, ona peynir diyor. Good cheese diyor, tofu yiyor. Çorba içiyor, şu an içmiyor ama inanın içiyor. Normalde önünde olmasının bir sebebi var. Aferin benim akıllı kızım. Kıstım. Yemekler gelsin. Hiç fena olmayacak. Şu an şey top arıyor çorbanın içinde. You ate them all mama. Güzel mi? Beğendim. Annem çorbayı da beğendi. Salatayı da bayıldı. Kaşıkların tüm haline bak. Evet, kaşıkları şey çorbaları gibi. Ramen için de böyle çorba, böyle kaşık geliyor. Yosun olması için de güzel. Yosun güzel, ben de seviyorum. Anatolia kurutulmuş yosun delisi. Ama geçenlerde bir şeyin içinde yosun sevmedim ben. Bir salatanın içindeydi galiba, onu sevmedim. Ha şeyde o Los Angeles'tan gelirken içtiğinden. Anatolia'nın içini kaçırdım. Neyse içti. Tam Anatolia'nın içini kaçırdım da evet evet. Ama o salatasına bağlı. Bazı salatalar çok güzel oluyor. Somon. Somon, ginger, zencefil turşusu. Bu neydi? Crab mix, yengeç ama imitation. Balık yumurtası, avokado. Salatalıklarım vardı. Bir tane Anatolia'ya, bir tane Loredo teyzeye, bir tane anneme şeklinde onlara yaptım. No, I was just showing the place, not your face, don't worry. Burada noodle'lar, karides. Anatolia karidesleri yuttu. Son zamanlarda bir karides aşkına düştü. Noodle'larını yiyor. Burada milk tea, sütlü çay, Vietnam usulü galiba. Thank you. Bir tane de bundan söyledik ortaya. Crunch roll. İçinde karidesli yine. Annem de Anatolia karides çok seviyor diye ve Laura de teyze de diye. Bu da annemin tabağı. Tavuğu. Çin teriyaki. Pirinç. Şurada iki tane karides. Orada sushi. Bir tane daha sushi roll. Ne diyorsunuz anneciğim? Güzel mi? Çok güzel. Afiyet olsun. Sushi'ye de bayıldım. Oh, annem sever evet. Afiyet olsun. Bunlara da bayıldım. Öyle paylaşıyoruz. Güzel. Afiyet olsun. What do you think, mama? Eve geldik. Oh, wow. Do you like it? Yes, aşkım. Of course. I'm sad. This is mine. It is pretty. Like, take it to daddy so he can open it for you, chips. Okay. Okay. Now I'm going to take the crown. And you got earrings, rings, and necklaces. Do you need anything to cut it open? No, I just need. No, I just can't use my thumb. My finger on the hand, that's all. It's a bad thing. Come on here, baby girl. My chips. Wow. Saldırışa bak. Almost. Wow, it's so pretty. I know, I'm so excited. Oh. Woohoo. Ben olsam ilk ayakkabıları denerdim. Kızım hemen şeye gitti. I know! And they have heels, chips. Probably a little big for her. But. And then you have this, the hair thing. Tiara, tacı da varmış. A tiara. Uh-huh. And then you have a necklace. Try your shoes. Kolyesi de varmış. Earrings. Küpesi de varmış. Bunlar biraz daha büyük kızlar için sanırım ama. Artık oldu kadar. Benim güzel kızım. Çok iyi. What? Bir saniye dur. Basın kulağımda ama. Yeah, all you gotta do is open it like this. And then you go to the ear like that. And then you just boop, boop. And there it is. Pretty girls. This one on. Lovely. Kızım bu nasıl bir tip? Bakabilir miyim sana Anatolia? Can I look at you mama? Bu nasıl bir tip anneciğim? Çok yakışmış benim prenses kızıma. Prenses olmuş. Okay. Şimdi annemin rızası. Annemin isteği üzerine Mucize diye bir film açtım yapacağım. Onu izliyor muyuz? İzliyoruz. Buradan çıkıp banyoda ortalığı da salonun içine etti zaten.
Ortalığı dağıta dağıta, sular akıta akıta oyun oynuyordu. Bir tane havlu serdim. Havlunun altında görmeseniz de naylon var. Naylon serdim. Üstüne biraz su koydum o şeyin içine. Bebeklerini yıkıyor. Onlarla oynuyor. En azından suları boşa harcamamış olur diye düşündüm. Ve kendisi üşümemiş olur diye düşündüm. Ben bir anneanne olduğum için örgü örüyorum. Oturduk böyle bir keyif yapıyoruz. Anneme çay yaptım. Annem çünkü çaysız yaşayamaz. Şöyle göstereyim. Annem ve çay ayrılmaz ikili. Böyle takılıyoruz efendim. Üç kız salondayız. Charlie içeride uyuyor. Çok sabaha karşı çok erken kalktığı için uyuyor şu an. Böyle. Anneciğim. Annesinin koynunda benim güzel kızım. Rica ederim diyor. Sen teşekkür ettik. Çok da rica ederim. Yürü şu ayaklarını da yesinler. Hoş benim. Anadolu. Anneannesi kurban olsun. Ay benim sevgilim. İki sevgilim. Aşkım. Dünya. Ne? Anneannesi gibi şey. It looks like a drum, ma. Yes, it looks like a drum. Ne diyor? Ne diyor? Davul gibi. Ne diyor? Davul gibi diyor. Anatolia çok fenasın. Anneanneleri öyle denmez. Anneanneleri öyle denmez. Çok ayıp. Minik psycho. Aşkım. Düşmez, bir şey olmaz. Aferin. Selamlar efendim. Bugün günlerden perşembe ve biz şu an saat 3'e geliyor. Dün gün evdeydik. İşte evde dinlendik vesaire bir şeyler. Günlük anne kız hayatımızı Müge'yi izledik. Müge anlayayım. Örgü ördüm efendim. Sabah uyanıyorum. İlk işim ne anne? Eğer Anatoly uyanık değilse, onun kahvaltısını falan vermem gerekmiyorsa ilk işim oturup örgü örmek. Nasıl bir manyaklıksa çok az veriyor bana. Her neyse. Kimden bulaştıysa. Kimden bulaştıysa annemden. Ben Türkiye'deyken de çok severdim bu arada. Ama sürekli örmezdim yani. Şimdi de biz bugün kasinoya gidiyoruz. Annemi kasinoya götüreceğim. Anne bir kumarhane batağına düşüreyim diyorum. Evi, arabayı satalım. Şaka bir yana. Ne diyordum? Tırnaklar. Skandalına bakar mısınız? Sanırım haftaya pediküre gideceğiz ve ben gitmişken yani tırnaklarımı yine yaptıracağım. Yani oje sür. Ojenin ucu mu çıktı, kıçı mı çıktı uğraşamıyorum. Şeyler, o incelen tırnaklarım şu dört parmağımdan tamamen uzadı. Baş parmaklarımdan tamamen uzamadı. Ama çok umurda değil yani. O oje düşünmek zorunda kalmamak. Üç hafta boyunca böyle tiril tiril mis gibi ellerle gezmek harikaydı. Belki bu sefer sadece biraz daha kısa yaptırırım saçlarımı sıkanla. Ama yaptıracağım tırnaklarımı düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Yani sonuna da fikrimi değiştirmezsem bu bir. Dediğim gibi kazinoya gideceğiz. Biraz oyun oynayacağız. Ondan sonra orada ben annemi geldiğinden beri. Merhaba. Gelmeden önceden beri şey götürmek istiyordum. Isakoz yemeği. Eğer bazı şeylerin kasinoların ıstakoz büfeleri oluyor. Eğer onlardan bulabilirsem oraya gideceğiz. Isakoz yiyeceğiz. Açıksa. Çünkü bugün hafta içi. Hafta sonları normalde oluyor. Hafta içi nasıl açık olur mu bilmiyorum ama öyle. Açıksa yani gideceğiz. Biraz oyun oynayacağız. Biraz bir şeyler yiyeceğiz. Sonra eve geleceğiz. Bunu 3 kız yapacağız. Ben, annem ve Laura teyze. Çünkü çocukları almıyorlar. Ben de Anatoly'yi. Şimdi Laura teyzenin gelini Filipe. Yani gelini Diana ve onun eşi Filipe ve onların Anatoly'nin aşık olduğu iki tane çocuğu var biliyorsunuz. Anderson ve Ryder. Onları bırakacağım. Birkaç saat onlar bakacaklar. Biz de gezeceğiz. Saçlarım niye bu kadar kötü? Bilmiyorum her ama. Her kadar ben çok pahalı. Kızım gerek yok diyorsun. Ay annemin benim hayat enerjimi emişi. Nereye götürecek olsam. Ne zaman bir şeye bakacak olsam. Çok pahalıdır ama. Çok pahalıdır götürme. Ya bir kere gelmişsin hani. Her gün gitmiyoruz bu bir. İkincisi bir kere gelmişsin. İki. Üçüncüsü ıstakoz vesaire Türkiye'de burada olduğundan çok daha pahalı. Evet burada da ucuz değil ama burada olduğundan çok daha pahalı şeyler. Üç. Sen benim annemsin bu dört. Bir de bu tarz şeyleri seviyor. İstiyorum bir de sana, götüreyim. Bir de sana kıyamıyorum bu beş. Yani bir anne olarak kıyamıyorum. Ay, yaşlandım. Beni yaşlandırdı. Hı. Öyle. Gidiyoruz. Şu gökkuşağının güzelliğini görüyor musunuz? Harika. Anneciğim yolculuk nasıl geçti? Annem dünyanın en mutsuz insanı. Bu yolun böyle olduğunu bilseydim gelmezdim diyor ki. Bir kere bile ani bir fren yapmadım. Korkutucu gelmedim. Hızlı gelmedim. Otoban. İşte yol uzun diye. 45 dakika otobandaydık diye.
kafayı yedim. Yoktuz hoca. Söylene söylene. O kadar mutsuz ki. Önünde bir tane kocaman. Hayır, şu an mutluyum da. Ama otobanda çok korktum. Bir tane beyaz kamyonun arkasında kaldım. Onu solladım diye ki. Hani kötü bir sollama, hatalı sollama falan. Onu sollamak zorunda mıydım diye. Dedim yok, onun arkasında duralım. 2 saat uğraşalım. 5'li gelir. Aynen öyle. Oh. Oh. Böyle ama geldik şimdi. Otoparkın yani asansöründen iniyorsunuz. Şöyle küçük, hani uçaklara binmek için küçük şey olur ya. Şunun adını ne olur biliyorsunuz. Oradan direkt kazinoya giriyorsunuz. Yani siz yeter ki gidin. Her yol mübah, her yol açık. Yeter ki gidin. Bu arada kazino deyince böyle Vegas'taki gibi hızlı hayat, efendime söyleyeyim böyle bir kumarhane, batakhane düşünüyor insan, ama benim fark ettiğim San Diego'da genelde kazinolara girenler yaşlı insanlar. Özellikle Meksikalı ve Asyalı yaşlı emekli teyzeler. Bazıları böyle oksijen tüpüyle falan geliyor. O kadar yaşlı. Teşekkür ederim. Gel tam buraya uyudun sen. Belki içeride görürsünüz birazdan. Geldik. Biz önce karnımızı mı doyursak diye bakıyoruz. Ooo, noodle bar. Sushi de varmış tabii ki. Ama biz buffet istiyoruz. İnsanlar oynuyor efendim. This reminds me of Vegas. I wish we could go to Vegas again. Hadi oyna. Bakalım milyon dolarlar. Ne oldu? Milyon dolarlar kazanacak mısın? Hayır. Bir daha. Şimdi kazanacağım diyor. Hadi bakalım bir daha. Kazandın. Ne kadar? 50 cent. Neden oynayayım? Bas. 100'e bas istiyorsan 100'e de oynayabilirsin. Gene bir şey kazandın. Devam. Bir de yüzükten oyna. Elini korkak alıştırma. Gene gitti. Biz niye kazanamıyoruz? Bu sefer kazanacaksın. 5-2-0. 5-2-0. 5-2-0. Bonus feature o. Kazandık bir şey. Aa, bedava oyun kazandın. Woohoo! 200 ne kazanmış olduk şimdi biz? Anlamadım. Bas bakalım. Press button to begin. Dur. Ha, tamam. Oo. Hadi bakalım. Big win diyor. Bir şey kazandık ama ne kazandığımız hakkında en ufak bir bilgim yok. Devam edeyim mi? Oo, 20 dolar kazandım. Oo, 25. 10 dolarımız kalmıştı. Şu an 40 dolarımız var. Neredeyse 30 dolar kazandın anne. Annem 30 dolar kazandı. Aferin kız. Süpersin. Devam. Evet, devam. Bir şey kazanmadım. Öyle her basınçta kazanılmıyor canım. Gene 30 dolar. İyi para kazandın anne. Helal. Şimdi anneciğim onu şuraya koyuyoruz. Öbür taraf yukarı. Aha. Come on, you got this, chips. Okay. Dur. Bakalım hangisi. Bununla. Gelsin trilyonlar. Kazandın ilk noktada. Ne kazandın? 29 dolarımız vardı. 100 kazandın. O ne oluyor? Her neyse, ne olduğunu bilmiyorum. Okey, devam. Ha, 1 dolar kazanmışsın. Okey, pardon. Bir dolar daha kazandı. She wants to have $2. Okey, ona bas. Büyük oyna. Olmadı. Kazandığım gitti. 2 dolar kazanmıştı, 2 dolar gitti. Come on. Woo! 70 cent kazandım. Olmadı. Sushi var da. Büfeye geldik. Karidesler. Tamam, koymam mümkün mü? Elim dolu. Tamam. Sushi vereceğiz. Nasıl İki tane yeter. İki. Hı-hı. Hayır, onu istemiyorum. Teşekkür ederim anne. Şimdi anneciğim ne var tabağında? İstiridye. Sola sayamazsın. Yengeç. Orada 2-3 tane şey, ıstakoz kuyruğu var. Biraz et, brokoli. Brokoli görünce yavrum aklıma geldi. Keşke Antalya'da burada olsaydı. Ama 1,5 saat sıra bekledik arkadaşlar. Korkunç kuyruk var.
Antalya 3 saat hayatta beklemezdi yani maalesef. Öyle. Bize afiyet olsun. Bizim kuharbazlar iş başında. Efendim. Evet. Okay. Ne kazandım? Dur bakayım. Bunu bastım mı? Bir daha basalım. Hiçbir şey kazanmadık. Bir daha bas. Hiçbir şey kazanmadım. Yani ben sana söylerim, merak etme. Kazanca makine cuul cuul ediyor. Mine Hanım, hislerinizi alayım. Hislerim merhaba. Çünkü kaybettim. Annemin kırtaları kumarda kaybettim. Annemin kırtaları kumarda ezdi. Evet, evet. Maalesef. Hislerim nasıl olacak? Kötü. Kazansaydım ne güzel olacak. Aşkta kazanacaksın. Kumarda kaybeden aşkta kazanacaksın. Bir aşkın yaşı olmaz. Aşk çok güzel bir şey Mineciğim, lütfen. Lütfen. Böyle teyze görüyorsun, ikisinde de kazanıyor. Hemen bakalım kaç para sonuç. 34 dolarını var. O kazançlar Allah'tan çöpersin. Uğursuzluğumuzu. Şimdi tüm uğursuzluğumuzu geldik kafasına bitirdik. Şu 33 doları da ezelim.